Bu videoda periyodik tabloya bakarak yükseltgenme basamaklarının neye göre değiştiği hakkında birkaç pratik kurala ulaşıp ulaşamayacağımızı göreceğiz. İlk başta alkali metallere odaklanalım. Sizin için onları kutu içine alıyorum. Tabi hidrojeni burada ayrı düşünmek lazım. O yüzden bu tarafı kutu içine alırken hidrojeni dışarıda bırakıyorum. Çünkü hidrojen özel bir durum içeriyor. Alkali metallerin yani grup 1'de bulunan elementlerin çok elektronegatif olmadıklarını söylediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Sadece tek bir değerlik elektronları var. Ve onu verme konusunda hiçbir çekinceleri yok. Dolayısıyla onların yükseltgenme basamağı hayali yük olarak bahsettiklerimizden bile olmayabilir. Bu elementler iyonik bağ yapmak için elimizdeki en istekli adaylar. Sonuç olarak bu elementlerin bir molekül içindeyken, yani bağ yaptıkları zaman yükseltgeniyor olması oldukça sık rastlanılan bir durum. Bir elektron verdiklerine göre bu elementlerin genel yükseltgenme basamağı artı bir olmalı. Eğer ikinci gruba yani toprak alkali metallerin grubuna geçersek, onların iki değerlik elektronları olduğunu görebiliriz. Yani bu elementlerde çok elektronegatif sayılmaz. Bu nedenle de bu iki elektronu ya da en azından birini vermeye razılar. Kısmi yük meselesini hiç düşünmeden, bu elementlerin direkt iyonik bir bağ yaptığını düşünürsek, yükseltgenme basamaklarının artı 2 olması gerekiyor. İyonik bağın varsaydığımız bir şey olduğunu söylesek bile, bu elementler çok elektronegatif olmadıklarına göre bu elektronları vermek isteyecekler. Diğer türlü elektron alarak değerlik elektronlarını 8'e tamamlamaları oldukça zor. Peki, periyodik tablonun öbür ucunda neler oluyor? Bir de ona bakalım. Mesela grup 7'ye yani halojenlere. Periyodik tablonun sağında bulunan halojenler bildiğiniz üzere inanılmaz elektronegatifler. Değerlik elektronlarını tamamlamaya sadece bir elektron kadar uzaklar. Öyleyse bu elementler kolayca indirgenebilir. Bu da demek oluyor ki genel olarak eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olmaları gerekiyor. Genel olarak diyorum çünkü tabii ki de olmadıkları durumlar da oluyor. İstisnalar var. Ama bu yani bir elektron almaları genel olarak kabul edilen bir durum. Bir grup sola kayarsak yani grup 6'ya gelirsek de ilk olarak meşhur elementimiz oksijeni göreceğiz. Yükseltgenmenin diğer adıyla oksidasyonun yani elektron almanın oksijenin tipik olarak yaptığı bir şey olduğunu söylemiştik. Sol taraftaki grupların genel olarak indirgendiklerini söylemiştik. Ayrıca oksijen oldukça iyi bir yükseltgen element. Bunu aslında oksijenin genel olarak elektron almayı sevmesi olarak da yorumlayabiliriz. Burada gösterdiklerim genel olarak elektron almayı hatta iki elektron almayı sever. Bu nedenle de yükseltgenme basamakları genel olarak eksi 2 olur. Yüklerin iki elektronla indirgenmesi yine genel olarak kabul edilmiş bir kural. Yani bu sağ taraftaki elementler indirgenir. Sol taraftakilerse yükseltgenir. Artık devam edelim. Beşinci grup elementlerine bakacak olursak, yükseltgenme basamaklarının genelde eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada genel bir eğilim olduğundan bahsedebiliriz. Ama bir kez daha tekrarlıyorum. Bu eğilim öyle katı kurallar içermiyor. Sonuç olarak periyodik tablonun ortalarına doğru yaklaştıkça bu bahsettiğimiz genel yükseltgenme basamaklarında daha çok değişime rastlıyoruz. Hemen hatırlayalım. İlk başta hidrojeni dışarıda bırakmıştım. Zaten hidrojenin tek bir elektronu olduğunu biliyoruz. Onu da verip elektronsuz bir duruma geçmek istediğini düşünebiliriz. Bu belki de hidrojen için mantıklı bir elektron dizilişi olurdu. Ama hidrojeni aynı zamanda halojen gibi de kabul edebiliriz tabii ki alkali metal olarak da düşünülebilir. Ama aynı zamanda periyodik tablonun bu kısmına da yerleştirilebilir. Burada yerleştirilebilir diyorum. Çünkü hidrojen de ilk katmanla doldurmak için sadece bir elektrona ihtiyaç duyuyor. Tıpkı halojenler gibi. Yani hidrojenin yeri burası da olabilir. Bu nedenle hidrojen genel olarak ya artı bir ya da eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olur. Bunu daha iyi anlatabilmek için hidrojenin yükseltgen olduğu bir örneği inceleyelim. Mesela lityum hidrite bakalım. Lidyum hidrite baktığımız zaman hidrojenin daha elektronegatif olduğu bir durumla karşılaşırız. Sonuç olarak lityum pek elektronegatif değil. Bu nedenle de bir elektronu seve seve verecektir. Bu durumda hidrojen lityumu yükseltgen olur değil mi? Lityum hidrojeni indirgeyen element. Yani hidrojen burada elektronları tutan element diyebiliriz. Bu nedenle de lityumun yükseltgenme basamağı artı 1, hidrojeninki ise eksi 1 olacaktır. Burada yine hatırlatmak istiyorum. Lityum hidrojen tarafından yükseltgendi. Hidrojen de lityum tarafından indirgendi. O zaman şimdi bir de hidrojenin indirgen olduğu bir örnek inceleyelim. Mesela hidroksit düşünelim. Hidroksitin içinde bir oksijen bir de hidrojen var. Bunu bir su molekülünün bir hidrojen protonu kaybetmiş ama o hidrojenin elektronunu tutmuş hali diye de düşünebiliriz. Yani negatif bir yük var. Peki bu arada neler oluyor? Aslında bunu çizerek göstermek çok daha eğlenceli. Bu durumda oksijenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronu var. Su molekülü olarak düşünürsek aynı bu şekilde 2 tane hidrojen olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ondan sonra gereken şey bu elektronları paylaşmak. Burada bu elektronların paylaşılmasını sağlayan bir kovalent bağ var. Hidroksite ulaşmak için oksijen bu iki elektronu kapıyor. Burada bir çift, burada bir çift vardı. Ama şimdi bu çifte de sahip olmuş oldu. Tabii bir de bu tarafta diğer hidrojenle arasındaki bir kovalent bağ var. Bu hidrojen şu anda sadece proton. Buradakinin ise negatif bir yükü var. Yani bu bir hidroksit. Öyleyse bu molekülün eksi bir yükü var. Oksijen hepimizin bildiği üzere hidrojenden daha elektronegatif. Dolayısıyla burada elektronları tutan oksijen. Şimdi bir de yükseltgenme basamaklarını düşünelim. Hatırlayalım. Yükseltgenme basamaklarının aslında akıllıca yapılmış bir varsayım olduğunu söylemiştim. Aslında böyle düşünmek zorunda değiliz. Sadece böyle düşünmek işimizi epey kolaylaştırıyor. Eğer bu bağ kovalent değil de iyonik olarak düşünürsek, bu hidrojenin bir elektron kaybettiğini, böylece de artı bir yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oksijen tarafından yükseltgenmiş olacak. Aynı şekilde oksijende bir elektron kazanmış olacak. Tabi bu bağı iyonik bağ olarak düşünmemiz gerekiyorsa, oksijenin iki elektron kazandığını ve eksi iki yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söylememiz gerekir. Bir de yükseltgenme basamağının yazımına bakalım. Yükseltgenme basamağı ya da iyonik yükleri üs olarak yazdığımız zaman artı eksi işaretini rakamdan sonra yazıyoruz. Bu şekilde kabul edilmiş bir düzen var. Şu ana kadar yaptığımız bu iki örnekte tek bir amacımız vardı. O da hidrojenin hem eksi bir hem artı bir yükseltgenme basamağına sahip olabileceğini göstermekti. Ama burada ilginç bir nokta daha var. Fark ettiyseniz molekülün içindeki her atomun yükseltgenme basamaklarının toplamı molekülün toplam yükünü veriyor. Mesela artı 1 ile eksi 1'i toplarsak 0 elde ederiz. Bu da oldukça mantıklı çünkü lityum hidrit nötr bir molekül yani yükü yok. Aynı şekilde burada hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1, oksijeninki eksi 2 toplamı da eksi 1 ediyor. İşte burada gördüğünüz gibi hidroksit anyonunun yükünü de bulmuş olduk.